Toti oylamasını bir de canlı yapalım. Ben Toto oylamasını yaptım. Twitter'da paylaştım. Olaylar çıktı abi. Toto oylamamı sanırım beğenmediniz. Ben galiba objektif davranmışım ama chatle beraber bir oylama daha yaparız. Chat'in de fikrini alalım. Chat'in fikirleri önemlidir bizim için. Her zaman. Objektif olmamış. Baba nasıl objektif olmamış? Gel Allah aşkına ya. Gel bir benimle abi. Nasıl objektif olmamış? Gel konuşalım. Hepsini açıklayayım sana ya. Gel. Gel abi. Ay. <laughs> Mbappe Haaland Messi, Bellingham Rodri Barella, Di Van Dijk Bastoni Arnold Ederson. Burada yani objektif olmadığım bir tek Van Dijk var. Van Dijk'in Ruben Dias olması lazım. Onun yerine de Emre Kayır olmasın dedik yani. Bir tane totide de Emre Kayır olmasın istemiyoruz Emre Kayır'ı dedik. Yani Sabek'de Trent olmayabilirdi. Belki ekstradan bir tane stoper koyabilirdik. Ama Trent de sezonun geri kalanını iyi oynadı şimdi. Yani bilmiyorum abi ne var? Tamam Messi. Tamam Messi. Yani 2023 diyorsanız eğer 2023 takvim yılına sayıyorsak tamam okey gerçekten e, Messi olmayabilir. Yani ben Dünya Kupası akılda kalaraktan e, oynamaya Messi'yi koydum. E, bir de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olduğu için tabii ki. Messi'nin yani artık bak Messi de Ronaldo da gelsin. Messi'nin Ronaldo'nun artık son Team of the Year abi. Bir daha Messi ve Ronaldo'yu Team of the görür müyüz? Çok zannetmiyorum. O yüzden ya Di Marco nasıl kim? Baba aç bak ya kim şamp Ya tamam Teo Hernandez... Milan ne yaptı abi geçen sezon? Inter en azından Şampiyonlar Ligi finali oynadı ya. Sezonun bu kısmında 2023 takvim yılına baktığımız zaman yani sezon başından şu zamana kadar aç bak Teo mu iyi, Dimarco mu daha iyi. karşılaştır abi. Grimaldo. Ya Grimaldo da tamam abi Grimaldo. Leverkusen yani evet Grimaldo inanılmaz. Chabi e, Alonso. Ya Grimaldo olabilirdi yani Trent yerine ama Dimarco'yu yedirmem yani bu. Bo Hiç boş yapmayın abi. Yani gayet gayet makul bir kadro yani. Kadınlara da baktığımız zaman e zaten yani her zaman objektif olduğumuz belli. Rolfe, Mapileon, Ilested, Baça, Erks, Puteyaz, Bombati, Debinya, Reyten, Simit, Hansen. Yani daha ne koyabilirsin ki abi buraya? Gel oylama yapalım bir daha chatle beraber. Hadi bakalım. Chat'in fikirlerini merak ediyorum ben. Bir oylama yapalım. Abi kaleyi şimdi kimi koyacağız? Kaleyi kimi koyacağız? Ya, Ederson veya Kobel koyacaksın. Yani başka kimi koyabilirsin ki abi? Ederson koyarsın yani. Ederson. Ederson'u koyarsın. Bak bu konuda hem fikiriz. Ederson'u koyduk. Onana'nın olmaması skandal bu arada. Yani bu sene tamam eyvallah ama geçen seneki yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları yani büyük ayıp etmişler. Gerçekten büyük ayıp etmişler. Tamam Ruben Diaz. Al Emre Kayır'ı burada da koyduk abi. Burada da Emre Kayır olmadan olmuyor çünkü yani. Emre Kayır'ın illa olması lazım. İlla 96 Emre Kayır'ı çekmemiz gerekiyor. Yani soldaki ben yine Di Marco koyacağım abi. Bak burada herkes Van Dijk diyor. Orada Van Dijk seçtik diyor. Ya ne Van Dijk? Van Dijk de bu arada bu sezon kötü oynamıyor yani. Ya Kim Min olabilir bu arada. Yani gerçekten hani şey olarak baktığın zaman şimdi yani kupalara mı bakacağız? Şeye mi bakacağız? Neye bakacağız? Belki de Kim Min yani Serie A'yı gitti kazandı Napoli ile beraber yani. İnanılmaz bir sezon. Bayern Münih'e geldi. Taş gibi oynuyor. Kim Min koyarsın yani. Ya Di Marco, koyacağım abi. Kimse kusura bakmasın yani. Theo'yu istiyorsan sabeki koyarım. Çok ya zaten biz böyle oluyoruz arkadaşlar. Bunun hiçbir önemi yok. İyi kimi istiyorsa onu getiriyor yani. Onu bir onu bir söyleyelim de. Tamam Bastoni koymayı vereyim abi. Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımın e, takımdan hiçbir tane oyuncu olmayacak mı yani şimdi Team of the Year'da? E, ya Dimarco'yu koyacağım abi buraya. Kimse kusura bakmasın. Kim MJ koyalım bir de. Yani sağ, şimdi sabek olarak bakarsak bir trend var. Frimpong, Frimpong bilmiyorum yani. Leverkusen o kadar fazla izlemediğim için. Değil mi açıkçası? Buraya yani Theo koyarsın, trend koyarsın veya şey koyarsın. Grimaldo koyarsın yani. Di Marco bu arada. Ben harbiden Inter'de olduğum için demiyorum. Harbiden Di Marco ya. Stones. Stones da olabilir. Yani hmm, Trent, Stones. E, bence sabit o sayı. O sayı olsaydı o sayıya oy verirdik ya. Boye de yok. <laughs> Ay, Di Lorenzo abi. Zaten kim şeyi aldık Napoli takımından ya. Yani ya hadi Grimaldo koyalım buraya da. E, chatten çok yoğun bir Grimaldo baskısı var. Yani İspanyol olursa bizde çekebiliriz paketlerden. Şimdi orta sahalara geldiğimizde hiç tartışma konusu istemiyorum abi. Bir kere Jude Bellingham'ı buraya yazarsın. Jude Bellingham'ı buraya yazarsın. Adam inanılmaz oynuyor yani. Geçen sene de bu sene de yani tek başına Real Madrid'de takılıyor. makara makuru kukara yapıyor. Koyursun, koyarsın Bellingham'ı. E Rodri'yi de koyarsın. Yani Rodri nerede? Rodri harbiden hak ediyor. City yani Guardiola Rodri olmayınca ağlıyor yani. E diğer orta saha oyuncusu olarak da abi şimdi baktığın zaman seçe. Ya Mahrez'i kim koydu buraya abi ya? Yani Chomini. Yani bakıyorsun. Yok abi Kevin De e yani sezonun çoğunda sakat da Bunun yerine. Aa, Odegaard. Odegaard da yani Arsenal ne yaptı? Arsenal herhangi bir şekilde bir başarı şeyi yok. Yani buraya Barella'yı koyarsın abi. Buraya Barella'yı koyarsın. Kimse kusura bakmasın yani. Adam her maç istikrarlı bir şekilde. Hep aynı performans. Kimse kusura bakmasın dayı. Barella'yı koyarsın. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Yeter artık ya. Barella... Artık şu Team of the Year'a girmesi lazım abi. Ben anla illa Premier Lig'de mi oynaması lazım ya? Hiç yuh falan demeyin abi. Barella burada olmayı hak ediyor. Forvetlere baktığımız ya yani mesela bak Twitter'daki oynamamda Lautaro'yu koymadım. En sevdiğim futbolculardan biri belki de. Koymadım abi Lautaro Martinez'i. Neden? Objektifim çünkü yani Inter'in başarı payında Lautaro Martinez'in şeyi çok fazla değildi. Yani bak objektif olabiliyoruz yani istediğimiz zaman. Ulan kolum mani, koyacağım ama yani Haaland'ın olması lazım burada. Ee, Mbappe'nin de olması lazım. Yani Mbappe, e, Mbappe oluyor abi. Mbappe gerçekten e, hak ediyor burayı. Koyduk. Tamam Mbappe, Haaland. E üçüncü kimi koyacağız abi? Bana gidip burada Ronaldo koy falan demeyin yani. Messi de koymam tamam eyvallah. Ama yani Ronaldo en çok gol atmış falan filan. Ya arkadaşlar Allah aşkına ya. Yani... Gerçekten bunu şey yapıyor musunuz ya? Yani bu kadar gol aldı. 54 gol attı adam. Ya baba 54 gol attı da. Ya bu Cristiano Ronaldo yani ya. Cristiano Ronaldo dediğin adam 54 golü La Liga'da falan atıyordu zaten yani. Yani buraya ya Salah koyarsın. Ya da belki yani bilmiyorum Vini koyarsın yani. Hani başka bir koyabileceğim bir isim çok fazla yok gibi. Kimse kusura bakmasın yani. Ay. Vini. Bu sen sende de bir Vini hayranlığı var. Vini'de Trivela yok ama galiba ya. 168 tane mi atmalıydı? Yani 168 tane atsa koyardık evet. Yani Salah'ın da inanılmaz bir performansı var şimdi bu seneye baktığın zaman. Muhammed Salah'a koyu vereyim yani. Liverpool taraftarları kızmasa al. Yani daha objektif bir oylama var mı abi? Böyle ama işte ya. Al bak Messi'yi koymadık abi. Bu kadar basit. Ay. Bu kadar basit. O Simen daha ne yapacaktı? Abi abi daha yapalım. 11 tane oyuncu var ya. 11 tane oyuncu var abi. Ay. Tamam. Oylama yani chat, chatle beraber böyle yaptık. Şimdi kadın team of the year'ına geçelim. Kadın team of the year'ında zaten çok daha basit. Örpsü kaleye koyacaksın. Ee, yani paketten Renard 35 bin kere geliyor. Toti açmak adına Renard'ı da koyabiliriz. Ama bir kere Rolf'u kilit zaten. Ee, burada Olga Carmona'yı da koymak lazım. Hatta direkt belki şey yapalım. Niye 4 tane stoper koyuyoruz ki abi? Baça'yı da koyarsın. Ondan sonra başka var mı? Karşıyı da koyarsın. Ya da yok. Şeyden olması lazım yani. Mopileo'nun olması lazım. Barcelona'nın en iyi Takım Puteyas'ı koyarsın. Bombati 99 zaten. Üçüncü orta saha bilmiyorum. Burada yani e, şimdi bakmak lazım abi. Yani siz e, kimi koyardınız mesela üçüncü şey olarak? Maplion sakat nereye koyuyorsun? Abi tamam Irene paradesi koyayım senin için istiyorsan ya. Bence Messi hiçbir şey yapmadı diye ama ya, Ronaldo daha ne yapsın söyler misin hoca? Ya abi Allah aşkına ya. Öf. Yani Geyoro Ge koyalım ya. Geyoro Ge Paris Saint Germain Mbappe kimyası. Hansen bir kere kilit zaten. Ee, onun dışında ee, bakalım kim var abi? Kim var kim var kim var? Ee, yani Reyten gerçekten ee, burada olmayı hak ediyor. Ee, buraya da üçüncü olarak da Diyeni koyarsın veya Simit koyarsın abi. Ben şahsen Keli koymak isterim yani. Hani beş beceri bir Keli kartı gelirse acayip olur. Aslında burada Pop var mı? Burada Pop'u koyacaksın ha. Paketten ne çıkarmak istediğine bakacaksın. Bak Payor da var Pop da var yani. Şimdi Wolfsburg takımının da nasıl bir Canavar olduğunu biliyoruz abi. Buraya popu koyacaksın. Totiden çekeceğiz. Geyro'yu da koymayacaksın. Gideceksin mesela ne var burada? Bu paketten çıkarmayı düşünün abi. Siz bu adamların kadınların avukatı değilsiniz ki ya. Vav wow, o wow, wow, girmedi. Be. Paketten ne çıkaracağına bakacaksın abi. Bu kadar basit. Aa, reytinge göre götünden sallıyor. Hiç alakası yok abi ya. Allah Allah. Bak bu kadar bu kadar basit abi. Team of the year böyle. Putayaz çıkar o zaman. Putayaz geçen şey gerçi geçen seneydi ya. Buraya abi A B. Aa bu 3 4 5 üçgeni mi? 25 24 23. Bu ben niye 23'üm abi? Bir dakika bu ne bu? Ha bu 7 24 25 üçgeni. Oğlum 7 24 25 diye bir şey mi vardı ya? Ben miyim peki 7? Çok teşekkürler abi. Oğlum bir dakika 20 doğru lan 7 24 25. Ama 3 4 5 üçgeni nasıl oluyor o zaman? 3 4 5 9-16 Bir dakika 24-25-27 nasıl oluyor ya? Ben ben e, sözelim abi ben yabancı dilim hatta Neyse abi ya biz çok anlamadığımız işler hakkında konuşmayalım Biz devam edelim anladığımız işler hakkında konuşalım o da e, FIFA